Sporun ve sporcunun dostu Estetik International Saç Ekim Departmanı sunar. Doğal görünüm, kesin sonuç. That last foul was on Stozel. Baseline jump shot from Alec Peters is good. Reyesta sweeps a pass to Fontecchio. Gets to the halo. Good hustle from Fontecchio. Peters knocks down a three. Değerli Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Estetik International Saç Ekim Departmanı'nın sunduğu yeni bir oyuncu analiz videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle Fenerbahçe'nin anlaşmak üzere olduğu iddia edilen Birleşik Amerikalı 4 numara Alec Peters konuşacağız. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe Beko, Itudis'in açıklamalarından sonra transfer piyasasına hızlı bir giriş yaptı. Önce Birleşik Amerikalı uzun Jonathan Motley ile anlaştı. Ardından yerli uzun kartını Samet Geyik'ten yana kullanarak oyuncunun takıma katıldığını resmen açıkladı. Bugün Maccabi Tel Aviv'in Türk pasaportlu kısası, oyun kurucusu Skadi Wilbeck'in resmi duyurusu geldi. Sırada bugün analiz videosunu hazırladığımız ve sizlerle paylaştığımız Nijeryalı uzun Tony Jekiri var. Bu transfer beklenirken basketbol kulüplerinden gelen bir haber, eski Efesli Alec Peters ile Fenerbahçe Beko'nun anlaşmak üzere olduğunu bizlere söylüyor. İçeriğimizin startını vermeden önce saç ekim konusunda arayış içerisinde olan tüm izleyicilerimize kanal sponsorumuz olan Türkiye'nin en iyi estetik kliniğinde saç ekimi olmalarını tavsiye ediyoruz. Basketbol ekstra yönlendirmesiyle giderseniz sürpriz fiyatlar Türkiye'nin en iyi estetik kliniği Estetik International'ı sizleri bekliyor. Ayrıca bizimle daha sık iletişim kurmanız için Twitter'da @fenersoza, Instagram'da @fenerbahçeli_bukowski hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı ve yayını beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu kadar reklam yeter. Hazırsanız başlıyoruz. Peters, top of the key. Thank you. Right now, Baskonia find a little purple patch here. Three from Peters. Fontecchio strong. Tipped into the hands of Peters, who spreads it out to Marinkovic, and Marinkovic with the tree play. 2.06 boyunda 27 yaşındaki Alec Peters, Valparaiso Koleji çıkışlı bir uzun. Çok kısa bir NBA tecrübesinden sonra CSKA formasıyla Avrupa'ya ilk geçişini yapıyor. 2018-2019 sezonunda CSKA'da koç Dimitris Itoudis'i birlikte çalıştığını görüyoruz. Ertesi sene Anadolu Efes forması giyiyor ve hem CSKA'da hem de Anadolu Efes'te beklentilerin ciddi altında kaldığını hatırlatalım. 2020 yılından beri Baskonya formasıyken Amerikalı uzun, geçtiğimiz yıl Baskonya formasıyla Euroleague sahnesinde 12 maçta ortalama 24.4 dakika süre alarak 9.8 sayı, %39 3 sayı, 3.8 rebound, 1.3 asist ve Endesa'da ise 23 maçta ortalama 27 dakika sahada kalıp 10.4 sayı, %38.6 3 sayı, 5.5 rebound, 2 asistle takımına katkı vermişti. Sports TV'nin haberine göre Fenerbahçe Beko yeni sezon için Alec Peters'la anlaşmak üzere. Baskonia start with Baldwin, Fontecchio, Costello, Peters and Gudritis. Same way they started. Peters wide open. Nice basket cut by Peters. Peki Alec Peters nasıl bir oyuncu? Peters bir 4 numara için orta mesafe etkinliği, yay gerisinden yüksek yüzde ceza şutları, güçlü yüzü dönük silahları ve ortalamanın üstünde oyun zekası ile oyunu açabilecek bir uzun olarak tanımlanabilir. Takımın hücumunda birçok farklı pozisyonda katkı sağlayabilecek özelliklere sahip. Sahip olduğu özellikleri özellikle Fenerbahçe Beko'nun yarı sağ basketbolu ve sağ yerleşiminde önemli avantajlar sağlayacağını düşünüyorum. Ancak bana göre oyuncunun artı özelliklerinden daha çok gelişime açık sorunlu yönleri var. Öncelikle kesinlikle düşük atletizme sahip, aynı zamanda hemen hemen hiç sırt dönük etkinliği olmadığını belirtelim. Fiziksel temas sevmeyen ve sürekli yüz dönük hücum etmeye amaçlayan oyun tarzı onu genelde potadan uzak tutuyor. Bu da öncelikle rebound yüzdesini önemli ölçüde düşürüyor. Ağır ayakları nedeniyle ne kısa karşısında kalabiliyor ne de adam değişimi savunmasında takımına katkı verebiliyor.
Alec Peters sahip oldukları ile 4 numara görünümlü bir 3 numara olarak tanımlanabilir. Bu da açıkçası beni ciddi anlamda endişeye sevk ediyor. Peters just too long for Antoine Dio. Nice touch pass down low from good riders to Peters. Really good recognition that Peters had the mismatch. Fenerbahçe Beko dış şut tehditleri olmayan Jonathan Motley ve Tony Jekyll'in yanına Peters gibi sadece şut tehdidi ve yüzü dönük etkinliğiyle ekmek yiyen bir oyuncuyu ekleyip orada çok yönlülük yaratmak istemiş olabilir. Ama bu transferin verimi Polonara'nın gidip gitmemesine göre değişir. Polonara'nın kalacağı bir senaryoda Peters hamlesi yapılmışsa evet, rotasyon içerisinde belli anlarda rakibe göre onun dış şut tehdidi üzerinden birçok maçı Fenerbahçe Beko çözebilir. Ama Polonara'nın gidecek, Alec Peters gelecekse işte o zaman Fenerbahçe Beko o bölgede önemli bir kalite ve çok yönlü kaybı yaşar. Açıkçası ben ilk senaryonun gerçekleşmemesini diliyorum ve Polonara'nın takımda kalmasını umuyorum. Tersi durumda Fenerbahçe Beko, Booker, Peters kalması durumunda Dekolo, Wilbekin gibi oyuncularla savunmada ciddi sıkıntılar yaşayan bir ekibe dönüşebilir. Bakalım koç Etiudis'in tercihi ne yönde olacak ve Alec Peters bahsedildiği gibi Fenerbahçe Beko'ya transfer olacak mı? Göreceğiz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.